Değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Evet, şimdi yürütme konusuyla birlikteyiz. Evet, ikinci organımız yürütme. Yürütme dediğimiz anda aklımıza gelecek olan tek bir şey var. O da eşittir. Cumhurbaşkanımız. Eski yapıda bakanlar kurulu dediğimiz yapı vardı. Onu şu yapıyordu, bunu bu yapıyordu diye hep kafanız karışıyordu. Ama şimdi yürütmede Yasin Hocan sana ne sorarsa sorsun, cevabı Cumhurbaşkanı. Tamam. Yani kurgu aslında bu kadar bizim için ders anlamında basitleşti. Diğer durumlar bizi çok ilgilendirmeyecek. Peki o zaman sen de gel, Cumhurbaşkanı olabilmek için ilk önce şunu yapalım. Seçilme şartları vardır. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan şartlarımız nelerdir? Değerli arkadaşlarım, tabii ki ilk olarak şunu yazalım her zaman. Türk vatandaşı olmak. Bir zahmet Türk vatandaşı olacağız. Daha önceden kamu hizmetinden mahrum kalmamış olmak gerekiyor. Ya da terör ya da yüz kızartıcı suçlardan ne olacak? Hüküm giymemek. Bu yazdıklarım hepiniz tarafından oldukça biliniyor. Şimdi al eline fosforlu kalemini, önemli. Yaş şartı. Kaç yaşını doldurmuş olmamız gerekiyor? 40 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Bakın milletvekillerinde bu yaş şartı kaçtı? 18. Cumhurbaşkanı da kaçmış? 40. İkinci yine çok önemli. Mezuniyet durumu. Ne diyeceğiz? En az yüksek öğrenim mezunu olmak gerekiyor. Güzel. Milletvekillerinde neydi bu? İlkokuldu. Burada yüksek öğrenim mezunu istiyorum. Diğer bir önemli unsur. Cumhurbaşkanımız kim tarafından seçiliyor? Doğrudan halk tarafından seçilir. Peki kaç yılına seçiliyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanı 5 yıl için seçilir. Ve normal şartta bir kişi kaç dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyordu? Ve bir kişi 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir. Tabii ki bunun istisnai durumları olabilir ama biz o topa girmeyeceğiz. Ben sana sorduğumda 2 dönem olarak bunu bana belirtmeni isteyeceğim. Burada bir şey daha vermek istiyorum. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin, söyleyeyim bakalım, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin diyeceğim, partisiyle ilişki biter mi, bitmez mi? Artık ülkemizde partili cumhurbaşkanlık anlayışı var. Bakın burada çok önemli bilgiler var. Yaş 40, mezuniyet yüksek öğrenim. Kim? Halk seçti. Kaç yılına? 5 yılına. Kaç dönem en fazla? 2 dönem. Peki seçilen kişinin partisiyle ilişki bitiyor mu? Bitmiyor. Şartları sağladık. Peki aday çıkarabilmek için arkadaşlar, sadece bu şartları sağlamak değil, aday çıkarabilmenin de bir usulü vardır. Burası da çok güzeldir. Dikkat edin, bu ekran çok güzel sınav sorusu olarak karşınıza gelir. Aday çıkarabilmenin şartlarından bir tanesi şudur. En son yapılan genel seçimlerde tek başına ya da birleşerek toplam geçerli oyların bu cümle önemli, %5'lik barajını geçmiş olmak gerekiyor. Barajını geçenler aday çıkarabiliyor. Şimdi cümleyi bir anlayalım. Sırtım dönük konuşuyorum size ama bak, döndüğümüzde bunu biraz sohbetini yapalım. Yani 2023 seçimlerini düşün. 2023 seçimlerinde partiler seçimlere girmiş ve orada partiler tek başına ya da birleşerek %5'lik barajı geçtiyse 2028 seçimlerine onlar ister tek başına isterse birleşerek bir aday çıkarabiliyor. Yani örneğin senin parti %2, benimki %1, diğeri de %3 almış. Topla hepimizi %6 yapıyor. O zaman biz bir tane aday çıkarabiliriz.
Ya da benim partim zaten %5'i geçmiş. Ben yine otomatik ne yapabiliyorum? Aday çıkarabiliyorum. E peki hocam 2028 seçimleri geldi. Tamam geldi. Şimdi ben 2023 seçimlerinde var olan bir parti değildim. Yeni kurmuştuk hatırlayın. O sene bu sene partisi kurduk. Peki bu parti biz yeni kurduk. Geçmiş seçimlerde yoktuk. Biz aday çıkaramaz mıyız? Çıkarırız arkadaşlar. O da nasıl olur? Dikkat edin, en az 100 bin seçmen imzası ile ne yapabiliyoruz? Biz de aday çıkarabiliyoruz. Tamam mı? Yani beni aday çıkarabilirsiniz. 100 bin arkadaş arıyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Orada adaylıklarınızı alacağım sizden. Ve buraya bir şey daha söyleyeyim. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Daha önceden söylemiştim aslında. Siyasi parti gruplarımız. Grup zaten en az 20 milletvekilinden oluşan bir yapıya sahip. Bunların da otomatik ne hakkı var? E bunları yazıyorsam otomatik bu da çıkıyor. Cumhurbaşkanlığına aday çıkarma hakkı var. Müthiş bir ekran. Artık adaylar çıkmış olsun. Karşımızda farz edelim ki 5 tane, 6 tane, 7 tane hiç fark etmez. Ya da 3 tane, 2 tane aday olsun. Peki adaylar belirlendikten sonra Cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? E gelin oraya gidelim. Tahtımızın diğer köşesinde senle şunu yapalım. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci diyelim. E haydi gel bakalım. Şimdi önce adaylar belli oldu. Bu şartları taşıdılar ve adaylar belli olduktan sonra seçim sürecine gidiyorlar. Yazdım. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci. Kim seçiyordu Cumhurbaşkanımızı arkadaşlar? Halkımız seçiyordu. Kaç yıllığına seçiliyordu? 5 yıl için. Peki seçimde kaç turda bitiyor bu seçim? Maksimum 2 turda biten bir seçimdir. Bakın 2 tur. Neyle karıştırma? TBMM başkanlık seçimiyle karıştırma. O 4 turdu. Biz burada ne arıyoruz? 2 turda seçimleri halledeceğiz diyeceğiz. Orada ne yapmamız lazım? Adaylar belli olacak. Farz edelim ki şöyle aday çıksın. A partisi, B partisi, C partisi ve D partisi dediğimiz adaylar olsun. Tamam mı? Ve burada adaylar çıksın. Buraya isimler yazalım. Kafamızdan atalım yine. Bu sefer A'ya gidelim. Serkan'ı yazalım. Ben TBMM başkanı seçildiğim için buraya kendimi yazmayacağım. B'ye Ertuğrul yazalım. C'ye Mehmet yazalım. D'ye de Ahmet'imizi yazalım. Dikkat edin arkadaşlar. 4 tane aday çıktı. Tamam mı? Ve bu adaylardan bir tanesi Cumhurbaşkanı seçilecek. Kim seçecek? Halk seçecek. Halk ne yapıyor? Bunu 2023 seçimlerinde yaşadınız. Birinci turda sandığa gittiniz. Hatta o 2023 seçimlerinde hatırlayın 4 tane de aday vardı. Sonra hani biri çekildi, 3'e indi ama siz 4 tane var gibi düşünün. Ve birinci turda bu adaylardan birinin kazanabilmesi, yani ikinci tura kalmaması için ne aranıyor? Dikkat! Toplam geçerli oyların tek başına salt çoğunluğunu alan aday ne olur? Kazanır. Bu çok büyük bir başarı değil mi ya? Toplam geçerli oyların salt çoğunluğu. Yani örneğin 60 milyon oy kullanıldı. 30 milyon artı birini bu adaylardan birinin alması lazım. Büyük bir yani başarı olur. Yani bu da matematiksel olarak %50 nokta noktayı geçmek demek. Değil mi? Matematiksel olarak budur. Ya da her iki kişiden birinin, düşünsene sandığa giden her iki kişiden biri bana oy verecek gibi düşüneceğiniz. Eğer ki diyor birinci turda sonuç açıklandı. Serkan %40. Ertuğrul %20. Mehmet %30. Ahmet, garibim Ahmet, hiç başarıya ulaşamıyor. Seviyorum seni Ahmet'im. Şimdi böyle bir durumda baktığınızda herhangi bir aday kazanabildi mi ilk turda? Hayır, hatta 2023 seçimlerinde de böyle olmuştu. Yani böyle derken oylama değil ama ikinci tura kalmıştı. Peki gelsin sınav sorusu. Birinci turda başarıya ulaşamaz isek İkinci tur sandığa ne zaman gideceğiz? Ne zaman arkadaşlar? Hatırlayın 14 Mayıs'ta sandığa gitmiştik. Başarı olmadı. Diğerinde 28 Mayıs'ta gittik. Yani ne zaman? Birinci turu izleyen ikinci pazar
Sanda gidilir. E hocam yine cümbür cemaat mi gideceğiz? Kimle? En çok oy alan iki aday ile gidilir arkadaşlar. Tamam mı? En çok oy alan iki adayla gidilir. En çok oy alan kim? O zaman burada vedalaşacaklarımız var. Ertuğrul, elveda canım benim. Ahmet'im, elveda. Kimle? Mehmet ve Serkan'la yarışımız olacak. İki hafta. Bazen de şöyle sorular soruyorsunuz. Hocam ya şimdi iki hafta. Hepimiz insanız. Bu iki haftalık periyotta başımıza ne gelecek bilemeyiz. Nasıl yani diyorum. Farz et ki diyor bu iki haftalık periyotta Mehmet öldü. Ne olur hocam diyor. Direkt Serkan Cumhurbaşkanı seçilir mi diyorsun. Aa, böyle bir şey olursa ki olabilir, hepimiz insanız. Diğer adaya, Ertuğrul'a gideriz. Ertuğrul koş, Mehmet öldü, hak sana düştü deriz. Ertuğrul da bas gaza gel. Çok hız yapmış, kaza sebebiyle Ertuğrul da ölüyor. Böyle bir durumda ne olur? Ahmet'e gideriz. Ahmet'e telefon açtık. Ahmet koş. Ahmet de garibim öylesine girmiş. Hiç de beklemiyor. Sensin dedik. Sen yarışacaksın. O heyecanla o da olduğu yerde kalp krizi geçir. Öl. Kim kaldı? Var bu Serkan'da bir şey. Tek kaldı. Peki otomatik cumhurbaşkanı mı? Hayır. Ülkede referandum yapılır. Yani ne yapılır? Evet mi? Hayır mı? Evet derse cumhurbaşkanımız, hayır derse her şey sil baştan gider. Ama biz uzatmayalım. Cumhurbaşkanımız Serkan'ımızı seçelim. O kadar uğraşıyor biz de kendisi. Haliyle Serkan bizim şu anki cumhurbaşkanımız olmuş olsun. Anlaştıysak şimdi seninle ne yapalım biliyor musunuz? Peki cumhurbaşkanımızın görevi ve yetkileri neler? Aslında anlat anlat bitmez. Ama ben size bunun kolay bir yolunu vereceğim. Hadi gelin o zaman şöyle ben ekranımı boşaltayım. Şu görev ve yetkileri sizlere sunayım. Birazcık onları da konuşalım. Evet canlar, şimdi geldik nereye? Gördüğünüz gibi cumhurbaşkanımızın görev ve yetkilerini. Aman korkma, bunları otur ezberli istemiyorum. Sana sadece cumhurbaşkanımızın görev ve yetkilerini say say bitmeyeceğini göstermek için bunu hazır ettim. Çünkü sorularda hangisi meclisin görev ve yetkisi, hangisi cumhurbaşkanımızın görev ve yetkileri gibi soru kalıplarıyla karşılaşacaksın. Ben sana bunun bir formülünü birazdan vereceğim. Ama tabii ki şöyle bir hepsini de görelim. Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkilerine baktığımızda tabii ki cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Ve yürütme yetkisi kime ait? Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanımız devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder. Ve anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyum içinde çalışmasını da temin eder. Gerekli görürse mecliste ne yapma hakkına sahip? Gelir bir açılış konuşması yapabilir. Aynı zamanda ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında da meclisi cumhurbaşkanımız bilgilendirmektedir. Kanunları çıkaran, dikkat edin, kanunları kim çıkarıyordu? Meclis. Ama bunu yayımlayan kimmiş? Bakın, çıkaran dersem meclis, yayımlayan cumhurbaşkanı. Kanunları tekrar görüşmek üzere meclise geri gönderebiliyor çünkü reddedebiliyordu. Hatta hatırlayın bakalım, cumhurbaşkanımız bu kanunları onaylayacak ya da reddedecek kaç gün içindeydi? 15 gün. Kanunların TBMM içtüsünün veya belirli hükümlerin anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açabiliyor. Anayasaya geldiğimizde kimler iptal davası açabilir diye soracağım. Sen bana kim açabiliyor diyecekmişsin? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atar, isterse görevlerine son verir. Yani bizim kabine dediğimiz yapı var. İşte yardımcılardan ve bakanlardan oluşan yapıdır. Tüm bunların hepsini kim atıyormuş? Cumhurbaşkanı. Ki zaten şunu hep söylerim. Meclis tarafından seçilenleri bilin, geriye kalanlara biz otomatik cumhurbaşkanı diyeceğiz. Gel şimdi tahtanın diğer köşesine. Bak oraya neler yazmışım. Sadece bunlar değil. Aynı zamanda üst kademede yer alan yöneticiler, ki bunları biz anayasa içinde de konuşacağız. Mesela anayasaya da en az 12 tane üye seçecek, tamam mı? Üst kademedeki işte başsavcılar, bir yerde başsavcı varsa cumhurbaşkanı seçecek diyeceğiz. Onları atar, bazılarının görevlerine son verebiliyor ve bunların atanmalarına ilişkin usulü esasları cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, ki asli nitelik taşır kararnameler, düzenler. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gönderir. Oradan bize gelenleri de kabul eder. Bakın, temsilci diyorsam cumhurbaşkanı, ama yurt dışına asker göndermek, gelenleri kabul etmek diyorsam
Meclis. Milletler arası antlaşmaları onaylar ve yayımlar onaylanmasına uygun bulmak dersem meclis. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerekli gördüğünde halk oyuna sunar. Hatırlayın 360 ile 400 arasında bir oy çıkarsa halk oyuna otomatik sunuyordu. Eğer ki 400 ve üzeri çıkarsa da isterse sunabiliyordu. Milli güvenlik politikalarını belirliyor ve gerekli tedbirler alıyor çünkü kendisi bizim başkomutanımız TBMM adına çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil eder. Şu madde de önemli. Sürekli hastalık, sakatlık ya da kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletebilir ya da tamamen kaldırabilir. Ben niye bunu çizdim? Çünkü ben sana soruda genel ya da özel af dersem o meclis, kişiyle ilgili bir af dersem Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla artık ne de yapabiliyor? Yönetmelik de çıkarabiliyor. O zaman ben sana kimler yönetmelik çıkarır dersem ki derste diyeceğim. Cumhurbaşkanı koyduk şimdiden cebe. Kararname ve yönetmelikler yayımdan sonraki herhangi bir tarih belirtilmemişse ne zaman yürürlüğe giriyor? Resmi gazetede yayımlandığı gün. Cumhurbaşkanımız ayrıca anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ve diğer görevleri yerine getirir ve tüm yetkileri kullanır. Atamaları hep kimden bekliyoruz? Böyle bakıyoruz. Ah bir Cumhurbaşkanımız ağzından şu kadar öğretmen atayacağım, şu kadar sağlıkçı atayacağım, şu kadar memur atayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım desin diye bekliyoruz. İnşallah sesimiz duyar, boğulucu alım yapar. Bütçe ve kesin hesap kanun teklifini meclise sunar. Bütçe ve kesin hesap tekliflerini görüşüp kabul eden kim? Meclis. Hatta Cumhurbaşkanımızın tek reddedemeyeceği kanun teklifi neydi? Bütçeydi. Mahallelerin aynı zamanda kendi aralarında da birlik kurmasına izin verir. Bunun gibi birçok özellik daha sayacağız. Ama dedim ya, aslında ben sana bunları bu kadar saysam da sen de notlarına yazıp bunları sakın ezberlemeye çalışma. Ben sana bunun bir kolay yolunu öğreteyim mi? Gel öğretelim. Şöyle yapalım. Tahtayı şöyle bir ben boşaltayım. Tahtayı bir silelim. Senle beraber tahtanın bir köşesine TBMM görev ve yetkileri yazalım. Bilmemiz gerekenler. Bir köşesinde Cumhurbaşkanı'nı yazalım. Bak nasıl kolay öğreneceksin. E hadi o zaman. Şimdi şöyle yapalım. Tahtımızın o zaman ben bir köşesine dedim ki TBMM görev ve yetkileri diyeyim. Tamam mı? Kıyaslama yapalım yani seninle. Şöyle ayıralım. Şuraya da Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkileri diyelim. Bunu kıyaslamayla işleyelim. Olur mu? Birinci maddeyle başlayalım. Bak toplamda kaç maddeyi bilin bana yeterli. Bunun dışında bir şey görürseniz hep Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Ülkemizde kanunları kim çıkarıyor? Meclis. Kanunları çıkarma yetkisi meclise ait. Ama bu kanunları yayımlayan kim? Kanunları yayımlamak dersen kim diyecekmişsiniz arkadaşlar? Cumhurbaşkanı. Bu bir çizdim. Şöyle ayrı ayrı gidelim. İkinci maddeye geliyorum. Kıyaslayarak gideceğim. Ülkemizde bütçe ve kesin hesap teklifini meclise sunmak kim? Cumhurbaşkanı. Bak ne dedim? Bütçe ve kesin hesap teklifini meclise sunmak. Kim sunacakmış? Cumhurbaşkanı bunu sunuyor. Ama şöyle dersem bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek. Yani Cumhurbaşkanı sunsa da bunu görüşüp kabul edecek olan kimmiş arkadaşlar? Meclis. Burada şunu anlayabiliyor muyuz o zaman? Bütçesel durumlarda yetki kiminmiş? Meclisinmiş. Attık mı cebe? Devam. Karışan maddelerle ilgili bir özetleme yapıyoruz bu şekilde. 3. Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Kim? Meclis. Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını diyeceğim. Uygun bulmak. Bakın onaylamak demiyorum. Onaylanmasını uygun bulmak. Kimmiş? Meclis. Ama şöyle dersem milletler arası
antlaşmaları onaylamak dersem, yani sen meclis olarak uygun bulsan da onaylayan kimmiş? Cumhurbaşkanımızmış. Dörde geldim. TSK'nin kullanılmasına kim karar veriyor? Kim izin veriyor? Kararı veren başkomutan. Cumhurbaşkanı ama o karar verse de izni kim veriyor? Meclis. O zaman şöyle yazdım. TSK'nin kullanılmasına karar vermek Cumhurbaşkanı ama TSK'nin kullanılmasına izin vermek dersem kim diyecekmişsiniz arkadaşlar? Meclis. O zaman TSK'de bu cümlemde son yetki kimde olmuş oluyor? Meclisimizde olmuş oluyor. Geldim 5. maddeme. Yurt dışına asker gönderiyoruz ya da gelen askerleri kabul ediyoruz. Kim? Meclis. Bak ne diyorum. Yurt dışına asker göndermek ve gelen askerleri kabul etmek. Asker gönderip gelenleri kabul etmek meclis. Ama şunu desem, yurt dışına temsilci göndermek, gelenleri kabul etmek Cumhurbaşkanı. Tamam. Yurt dışına temsilci göndermek ve gelenleri kabul etmek. O ise kiminmiş? Cumhurbaşkanımızın göreviymiş. Burada da anlaştık mı? Gel bir tane daha. Ülkemizde çıkıp da o hali kim ilan ediyor? Cumhurbaşkanı. Ama o ilan etse de bunu uzaltan ya da kısaltan, yani onaylayan ya da reddeden kim? Meclis. O zaman şöyle diyelim mi? O hal ilan etmek dersem Cumhurbaşkanı, o hal kararını onaylamak ya da reddetmek dersem de kim diyecekmişsiniz arkadaşlar? Tabii ki meclis. O zaman bu cümleyle o hal durumlarında son yetki kimdeymiş? O hal durumlarımızda son yetki meclisteymiş. Son bir madde vereceğim. Bununla beraber artık gerekli olanları almış olacaksınız. Ülkemizde çıkıp da genel ya da özel affı kim veriyor? Meclis. Genel ya da özel af ilan etmek. Kimin işiymiş? Meclisin. Hatta affı olmayan tek bir şey vardı. Orman suçları. Hatta bu affı çıkarabilmek için mecliste 5'te 3'lük çoğunluk, yani 360 kişi aranıyordu. Genel tüm suçlular, özel belli suçlardan hapse girenler. Ama bunu neyle karıştırmayın? Hastalık, sakatlık, kocama sebebi ile kişinin cezasını hafifletme ya da kaldırma dersem, o zaman aklınız kimde olacakmış arkadaşlar? Cumhurbaşkanımızda olacak. Alın size harika bir ekran. Sen şu ekranı bil, gelmiş ya da gelebilecek her soruyu bununla çözersin. Ne uğraşıyorsun? Yok meclisin tak tek 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 ezberliyorsun. Yok Cumhurbaşkanı, ya ezberleme, mantığını kavra. Karışan maddeler belli. Bunun dışında göreceğin çoğu şeyde Cumhurbaşkanımıza gidebilirsin. Bir de ne demiştim meclisi anlatırken? Meclis tarafından seçilenler ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilenleri bilin. Orada da şunu yapalım. Kıyaslama değil de şu alta sadece dikkat diye bir not aldırayım size. Yaz oraya notlarına. Not da şu olsun. TBMM tarafından seçilenleri bilin. Sadece bunu bil. Bunun dışındakileri, çünkü Cumhurbaşkanı seçecek çünkü. Kim onlar? 1. TBMM Başkanı. 2. Kamu Baş Denetçisi. 3. RTÜK'ün üyeleri. 4. Sayıştay'ın üyeleri. 5. Anayasanın sadece 3 üyesi ve son olarak HSK'nin de sadece 7 tane üyesini meclis seçiyor. Bunun dışında bir şey mi gördün? Güven bana. Yapıştır Cumhurbaşkanını. Tamam. Tabii ki istisnalar vardır ama kolay yöntemini bulmaya da gayret edelim. O zaman değerli arkadaşlarım,
Cumhurbaşkanımızla ilgili gerekli olan her şeyi bence öğrendiniz. Buraya kadar kafanıza herhangi bir şey takılmayacağından eminim. O zaman gelin diğer dersimizle yürütmenin düzenleyici işlemleriyle devam edelim. Şimdilik görüşmek üzere.